Evet. Arkadaşlar ikinci videomuzla devam ediyoruz şimdi. Sadeleştirme soruları yapacağız. Şimdi biliyoruz şu kurallar çok net aklımızda olması gerekiyor. İşte sekant 1 bölü kosinüs. Bakın ezberlerken S tersi C gibi hatırlayacağız. Kosekant da 1 bölü sinüs. Bakın C, S. Böyle aklımızda tutabiliriz. Tanjant sinüs bölü kosinüs. Kotanjant da kosinüs bölü sinüs. Tan B çarpı kot B 1'e eşit olduğunu, sin kare ile kos karenin toplamının da 1'e eşit olduğunu bileceğiz. Bu arada soruya geçmeden önce sin kare ifadesini yalnız bırakalım. 1 eksi kos kare x. Yani bir soru içerisinde 1 eksi kos kare x görürsek yerine sin kareyi yazmayı akıl edeceğiz. Peki şöyle yapalım. Her iki tarafı eksiyle genişletelim. Yani yerlerini değiştirelim terimlerin. Kos kare x eksi 1. Eksi sin kare x olsun. Yani kos kare x eksi 1 görebiliriz soruda. O zaman bunun yerine de eksi sin kare yazacağız. Bunu akıl edeceğiz. Burada bir hatırlatma yapalım. A kare eksi b kare. 2 kare farkı. A eksi b çarpı artı b. 2 kare farkı hatırlıyoruz. Şimdi bu nerede karşımıza çıkabilir? 1 eksi kos kare x ifadesi. 1'in karesi, bu da kos kare. Yani a kare eksi b kare gibi 2 kare farkı uygulayacağız. Yani 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x yazacağız arkadaşlar. Soru içerisinde gerekli uyarıları yine yaparız. Şimdi bunları kullanacağımız soru çözüm. Evet. Burada biraz önce bahsettiğim gibi 1 eksi sin kare x ya da 1 eksi kos kare x gibi bir ifade yok. Yerine yazacağımız bir ifade yok. Tanjant yerine sin bölü kos yazacağımız bir ifade yok. O zaman yapacak tek bir iş kalıyor. Paylaş demek. O halde burayı 1 artı sin x ile genişletelim. Burayı da sadece kos x ile genişletelim. Evet, 1 artı sin x çarpı 1 artı sin x. Yani 1 artı sin x'in parantez karesi bölü ortak payda kos x çarpı 1 artı sin x. Artı benzer şekilde cos x çarpı cos x. Cos kare x. Yine ortak paydamızı yazdık. 1 artı sin x. Devam edelim. Şimdi paydalar eşit. Ne yapacağız? Arkadaşlar şu tam kare ifadesini açalım. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı. 2 sin x. İkincinin karesi sin kare x. Artı diğer ifade cos kare x. Diğer kesri yazdık. Ortak paydamızı yazalım. 1 artı sin x. Devam ediyoruz. Şimdi işte belirgin ifadelerden biri sin kare artı kos kare. Yani burası 1 olacak. Şimdi burada 3 tane terim oldu. 1, 2, 3. 1 artı 1'e 2 dedik. Artı 2 sin x var. Bölü ortak payda. Şimdi ortak paydayı az sonra tekrar yazarım. 2 terim oldu. Ortak çarpan parantezine çekelim. İki parantezine çekelim. Görünen işlem bu. 1 artı sin x oldu burada. Şimdi ortak paydaya baktığımızda artık sadeleşmeyi görebiliriz. 1 artı sin x'lerin aynı olduğunu gördük ve sadeleştik. Şimdi muhtemelen şıklarda 2 bölü cos x yok. Ne yapacağız? 2 çarpı 1 bölü cos x yapacağız. Bu da secant x olduğunu hatırlayacağız. Ve 2 çarpı secant x sorumuzun cevabı olacak. Evet, ilk sadeleştirme sorusu bu. Öyle çok basit, böyle çok kısa bir işlem değil ama çok da zor değil. Yerine bariz terimleri yazarak işte sin kare artı kos karenin 1 olduğunu aslında benzer şeyler yazarak rahatlıkla anlayabilirsin. Devam edelim. Şimdi burada da gördüğümüz gibi tan x var. Yani sin bölü kos var. O halde ilk yapacağımız iş bu. Bir yerine sin bölü kos yazıp paylaş demek. Sin x bölü kos x. Cos x bölü 1 artı sin x. Bir önceki soruya benzedi. Yine 1 artı sin x yazalım. Bakalım karşımıza neler gelecek bu sefer. Her soruda farklı bir durumla karşılaşabiliriz. Sin x'i 1 artı sin x ile genişleterek yazalım. Sin x çarpı 1 artı sin x çarpı sin x. Yani sin kare. Artı diğer kesri direkt toplayarak yazalım arkadaşlar. Cos çarpı cos. Bu da cos kare. Bölü ortak payda cos x var. Parantez 1 artı sin x var. Arkadaşlar.
Yine benzer şekilde bakın 1 çıktı karşımıza. Yani 1 artı sin eksikti. Sanırım bu bir önceki soruya göre daha bariz bir soru oldu. Ortak paydaya baktığımızda 1 artı sin eksiler gitti. 1 bölü cos x yine muhtemelen şıkta ne yazıyordur? Secant x yazıyordur. İşte gördüğünüz gibi. Evet, çok zor sayılmaz. Rahatlıkla yapabiliriz. Yeni sorumuz. 1 artı sin x'e yazacak bir şey yok. Mesela burası 1 eksi sin kare gibi bir şey olsa, hani buraya eksi cos kare ya da sin kare x eksi 1 olsa sadece cos kare x yazabiliriz diyebileceğiz. Ama burada öyle bir şey yok. Sekantın yerine yazacağımız bir şey var ve tanjantın yerine de yazacağımız bir şey var. O halde yapacak bir şey yok. Hemen başlıyoruz. 1 artı sin x sekant yerine 1 bölü cos x, tanjant yerine sin x bölü cos x. Sanırım işler nasıl gideceği belli oluyor. İşler yoluna girecek yani. 1 artı sin x. Aynen yazıyorum. Payda zaten eşit. O halde 1 eksi sin x bölü cos x yazdım. Şimdi şurada gizli çarpan payda 1 bu arada. Şimdi bakın ne gördük? A artı b çarpı a eksi b gördük. Yani 2 kare farkı. A kare eksi b kare gördük. A kare 1'in karesi eksi b kare sin'in karesi. Sin kare. Evet arkadaşlar, ortak payda cos x. Ne yapacağız şimdi? 1 eksi sin kare. Sin kare x eksi 1 olsaydı cos kare oluyordu. 1 eksi sin kare olursa eksi cos kare x olacak. Dolayısıyla burada 2 tane cos x çarpanı var. Bir tanesi paydayla gider. Yukarıda sadece bir tane cos x kalır. Cevap eksi cos x çıktı. Bu arada şuradaki cevabı artı cos x vermişiz. Hızlıca kontrol ediyorum. Bir hata var mı diye. Evet. 1 eksi sin kare. 1 eksi sin kare. 1 eksi sin kare yerine eksi cos x yazdık. Dedik. Doğrusu artı cos x arkadaşlar. Şuradan sağlama yapalım. Sin kare x artı cos kare x eşittir 1. Şu sin kareyi bu tarafa aldığımızda 1 eksi sin kare. Direkt ne kalıyor bu eşitliğin sol tarafında? Artı cos kare x. Yani şurası artı olduğuna göre cevap tabii ki artı cos x olacak. Evet, bu sorumuz da böyle. Şimdi yeni bir soru. Şimdi ne yapılabilir? İlk baktığımızda sin ya da cos yerine bir şey yazamayız. Kare var. O zaman kareyi açalım. Yani yapılacak iş aslında çok bariz. Birincinin karesi. Çarpımlarının iki katı. İkincinin karesi, diğer ifadeyi benzer şekilde birincinin karesi, çarpımların ilk katı eksi oldu bu sefer, artı ikincinin karesi. İnceleyelim. Şu terime baktığımızda 2 sin x cos x, bu da öyle. Artı armut, eksi armut, yani nötr, şunlar birbirini götürdü. Sin kare artı sin kare, ya da şöyle, sin kare x artı cos kare x, gördüğünüz gibi 1. Yine sin kare x artı cos kare x. O da artı 1. Yani cevabımız 2 geldi. Yine çok zorlamayan basit bir soru oldu. Yeni sorumuz sevgili arkadaşlar. Sekant yerine bir değer yazılabilir. Kotanjant o da cos bölü sin değer yazılabilir. Halde yapılacak iş yine belli. Sekant 1 bölü cos, o zaman sekant kare 1 bölü cos'un karesi, yani 1 bölü cos kare x. 1 artı. Cos bölü sin'in karesi, ayrı ayrı kare alırsak cos kare bölü sin kare. Yine yapılacak iş şu. Bakın şurada fazla işimiz yok ama burada payda eşitleyeceğiz ve kesri ters çevirip çarpacağız. Evet. Önce payda eşitlenmiş halini yazalım. Bu ifade aynen kalsın. Şuranın paydasına gizli 1 yazdık ve burayı sin kare x ile genişlettik. Buraya da 1 yazdık arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Sin kare x artı burada da cos kare gelecek. Yani aslında 1 gelecek. Sin kare x artı cos kare x 1. Bölü ortak payda sadece sin kare. Sin kare x. Evet, birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilir. Sin kare x bölü 1. Burada sin kare bölü cos kare görüyoruz. Sin bölü cos tan, eğer ikisinin karesini aldığına göre tanın karesi alınmış. Cevabımız tan kare olacak.
Evet, bu trigonometrinin zevkli kısımları diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu videoda bir sonraki videonun bir hazırlığını yapıp bitireceğiz. Yani ne demek bu? Sinüs kosinüs fonksiyonu, fonksiyon olarak ne demek? Tanım kümesi, değer kümesi ne anlama geliyor? Bunu konuşalım. Bir de Tankot'un tanımını konuşup bu videoyu tamamlamayı planlıyoruz. Evet. Şimdi sinüsten başlayalım. Arkadaşlar şuradaki açı, pozitif yönlü açı x açısı olsun. Şurada zaten yazılmış. Şimdi x, bu arada birim çember, yani yarıçap 1, şurası 1. Şimdi şu dar açılı üçgende sinüs yazdığımızda karşı bölü hipotenüs. Hipotenüs 1 olduğuna göre demek ki karşısı direkt sin x değerine eşit olacak. Yani noktanın ordinat değeri sinüs olacak. Şimdi bu açıyı değiştirip başka bir nokta alsam, yeni bir açı yapıp orada bir dik üçgen oluşturursam aynı şey olacak. Hipotenüs yine 1. Dolayısıyla açı değişti. Noktanın ikinci bileşeni yine sinüs oldu. Yani daima birim çember üzerindeki noktaların şurada da olsa fark etmez arkadaşlar. Burada pozitif yönlü bir açı olacak. Bu açının sinüs değeri noktanın ordinat değeri arkadaşlar. O zaman bütün ordinatlar sinüse denk geleceği için bu ekseni sinüs ekseni diyoruz. Ordinat ekseni, y ekseni. Benzer şekilde şurada komşu bölü hipotenüs yazalım arkadaşlar. Cos x eşittir komşu bölü 1. O zaman komşu direkt cos x'e eşit oldu. Bölü 1'den dolayı. O halde noktanın apsis değeri açının kosinüs değeri oldu. O halde tanım şu. Şu cümle önemli. Pozitif yönlü açının, birim çember üzerindeki noktanın yaptığı pozitif yönlü açının kos değeri birinci bileşendir. Sinüs değeri de her zaman ikinci bileşendir. O zaman bu eksen kos ekseni, bu eksen de sinüs ekseni. Mesela eski yıllarda çıkan bir soru hatırlıyorum. Arkadaşlar, şimdi şurada bir P üssü noktası veriyor ve diyor ki şuradaki açı alfa ise P üssü noktasının koordinatlarını konuşalım. Şimdi bakın, cevap işte hocam cos alfa sin alfa mı? Değil. Değil. Çünkü yapılan pozitif yönlü açı alfa değil. Bize pozitif yönlü açı lazım. Yani şuradan şuraya kadar olan açı lazım. Bu tamamı 180 ise şurası, burası alfa ise geriye kalan açı 180 eksi alfa. Yani pozitif yönlü açımız 180 eksi alfa. İşte bu 180 eksi alfanın birinci kosinüs değeri birinci bileşen, sinüs değeri de ikinci bileşen olmalı. O halde biz buraya kosinüs parantez pozitif yönlü açı, sinüs parantez pozitif yönlü açı 180 eksi alfa yazacağız. Ha daha sonraki derslerde özdeşlik öğreneceğiz. Yani cos 180 eksi alfanın aslında eksi cos alfa olduğunu öğreneceğiz. Şu anda çok önemli değil. Önemli olan bilgi şunu yazmak arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla sinüs 180 eksi alfanın da bir sin alfaya özdeş olduğunu ilerleyen videolarda göreceğiz arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum. Birim çember üzerindeki noktanın yaptığı pozitif yönlü açıya bakacaksınız. Bu pozitif yönlü açının kosinüs değeri birinci bileşen apsis. Sinüs değeri de ikinci bileşen ordinat olacak. Peki, burada şöyle bir cümle kurmaya çalışalım. Genellemeler, sonuçlar çıkarmaya çalışalım. Şimdi birinci bölge, ordinat değerinin sinüs olduğunu hatırlatıp şu uyarıyı yapalım. Birinci bölge bir açı aldık. Bu noktanın sinüs değeri ordinat değeridir. Yani şuradaki değerdir. Atıyorum A eşittir sinüs 20. O zaman 20 derecelik bir açı aldığımızda bunun ordinat değeri A değeridir. Yani şurası A. Peki B değeri sinüs 40. O halde biraz daha büyük bir açı alacağız. Birim çember üzerinde bir nokta bulacağız. Bu noktanın ordinat değeri bu açının sinüs değeridir. Yani sinüs 40 ordinat değeri. O zaman burası B değeri. Gördüğünüz gibi B daha büyük. Demek ki açı büyüdükçe birinci bölgede sinüs değeri büyüyecektir, artacaktır. Ama ikinci bölgede öyle mi? Bakalım. Ya burada tanımı bilmek çok önemli. Yani belli bir ezber yapmanın bir anlamı yok. Tanımdan yola çıkarak konuşabiliriz. Mesela ikinci bölgede açımız 95 olsun. 95'in sinüs değeri arkadaşlar noktanın, birim çember üzerindeki noktanın ordinat değeridir. O halde şöyle bir c değeri sin 95 yazarsak şuranın c'ye karşılık geleceğini anlıyoruz. Biraz daha büyük bir açı alalım. 120. Birim çember üzerinde noktanın ordinat değeri. Buna da d diyelim. Sinüs 120 olsun. Gördüğünüz gibi bu noktanın ordinat değeri şurası. D değeri. Bakın ne oldu?
C daha büyük. Y ekseni üzerinde C D'den daha büyük. E kim büyük oldu? Sin 95. Büyük oldu sin 120. Yani birinci bölgedeki gibi değil. Açı büyük ama sinüs değeri daha küçük. Evet. Biz daha sonra özdeşliklerde bütün bölgedeki açıların birinci bölgeye indirgendiğini, özdeş olduğunu yazabileceğimizi biliyoruz. O halde birinci bölgedeki mantığı anlarsak soruları, sıralama soruları tarzında soruları yapabiliriz. Kısacası tanım çok önemli. Neyin ne olduğunu bilmek çok önemli. Kosinüsle ilgili de bir genelleme yapıp diğer fonksiyonlara geçelim arkadaşlar. Kosinüs noktanın apsis değeridir demiştik. O halde mesela 20 derecenin kosinüsü şurada ise apsis değerini aldım. 40 derecenin kosinüsü bakın şurada. Şimdi ne oldu? Şu değer şu değere göre daha büyük. Yani kosinüs 20, kosinüs 40'a göre kosinüs 20, kosinüs 40'a göre daha büyük. Bakın açı 20 daha küçük ama kosinüs değeri daha büyük. O halde birinci bölgede açı büyüdükçe apsis değerleri sıfıra doğru yaklaştığına göre apsis değerleri küçülüyor. Demek ki açı büyüdükçe aslında kosinüs değeri küçülüyor. Ama sinüs öyle değil. Açı değeri büyüdükçe ordinat değeri de büyüyor. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Sorularda tanımı düşünerek hareket edersek, örneğin işaretler sorusu. İşte ikinci bölgede sinüs nedir? Kesinlikle ezberlemenin bir mantığı yok. İkinci bölgede sinüs noktanın ordinatıdır. Yani sıfırın üstünde, yani pozitif. Mesela üçüncü bölgede kosinüs nedir diyelim. Üçüncü bölgede. Kosinüs ne demek? Noktanın apsis değeri. Yani negatif değer. Üçüncü bölgede kos negatif. Yani ezberden ziyade tanımı çok iyi bileceğiz sevgili gençler. Sinüsün tanım aralığı arkadaşlar 1050 derece de olsa bir esas ölçüsü var. O zaman mutlaka buna karşılık gelen birim çemberde bir nokta var. Yani bir sinüs değeri var. Eksi 1050 de olsa fark etmez. O zaman bütün x değerleri için, dereceleri için bir değer var. Tanım kümesi bütün sayılar. Ama görüntü kümesi birim çember üzerinde sinüs ekseni noktanın ordinatı olduğuna göre maksimum 1'e kadar gelir. Sonra ordinat değerleri azalır. Minimum eksi 1'e kadar gelir ve daha aşağıda ya da 1'den daha yukarıda bir değer alamaz. Gördüğünüz gibi görüntü aralığı bu oldu. Yani sin x değeri eksi 1 ile 1 aralığında değerlendirilir. Görüntü kümesi bu. Açı ne olursa olsun. Sinüs 5x eksi 2 diye bir fonksiyon tanımladı. Fark etmez. Kesinlikle nerededir? Eksi 1 ile 1 arasında. Evet, buna dikkat edeceğiz. Grafiği de sinüs 0'dadır. Sinüs 91'dir. Mesela sinüs 91 olduğunu tanım gereği konuşalım. Neden? Şimdi şu nokta koordinatları 0'a 1. 90 derecelik açı aldık. Peki ne dedik? Birim çember üzerinde bir nokta. Sinüs değeri ordinat değeridir. Yani sin 91. Yani bu da ezberdi. Kafamıza birim çemberi yerleştireceğiz. Bakacağız. Noktanın koordinatlarını biliyoruz. Uç noktalarda işte 90 derecenin sinüsü ordinat değeri 1, kosinüsü 0. 180 derecenin noktanın koordinatları eksi 1'e 0. O halde 180 dereceye geldik. Sinüsünü soruyorsak ordinata bakacağız. 0. Sinüs 180 0. Kosinüs soruyorsa apsise bakacağız. Eksi 1. Tarzında konuşabiliriz arkadaşlar. O halde sin 90'ın 1 olduğunu, sin 180'in 0 olduğunu, işte 270 derecenin sinüsü 0 eksi 1, eksi 1 olduğunu, bakın 270 derecenin sinüsü eksi 1, 360 derecenin yani 0 derecenin sinüsü 1,0'dan 0 olduğunu biliyoruz. Bu noktaları birleştirdiğimizde eğrisel bir grafik çıktı. İşte bu yine diğer tarafa doğru da gittiğimizde benzer bir grafik çıkacak. Daha sonra konularımızda periyot dediğimizde her 360'ta bir grafiğin benzer şekilde yay çizdiğini göreceğiz arkadaşlar. Böyle bir grafiği var sevgili gençler. Diğer kosinüsle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok artık. Yine bütün x değerlerinin, açısal değerlerinin mutlaka bir karşılığı var. Bir esas ölçüsü var. O halde birim çember üzerinde bir noktaya karşılık geliyor. Bütün x'ler için tanımlı. Görüntü yine kosinüsün biz x ekseni olduğunu söyledik. O halde 1'i geçemez. Eksi 1'den de küçük olamaz. Dolayısıyla eksi 1 ile 1 arasındadır diyebiliriz. Arkadaşlar tan kotu da konuşup bu videoyu sonlandıracağız. Sorularını bir sonraki videoda çözmeye çalışacağız. Evet, tanjant ekseni.
Arkadaşlar mutlaka ve mutlaka soru çözerken, özellikle sıralama soruları çözerken tanjant ekseninin x eşittir 1 olduğunu bilerek soru çözeceğiz. Yani kafamızda bu olacak soruyu düşünürken. Şimdi şöyle, mesela bir açısal bir değer aldık, pozitif yönlü bir açı aldık. Bunu eğer birim çember üzerinde noktalayarak yorum yaparsak sin ve kosu yorumlarız. Şimdi biraz daha ilerleyelim, şu noktaya gelelim. Peki neden burası tanjant ekseni olacak? Bunu konuşalım. Arkadaşlar şurası biraz çirkin oldu. Şu uzunluk bir yarı çap görüyorsunuz. Şurası bir. Şimdi şu dik üçgende tanjant alfa yazdığımızda karşı bölü, şuraya B diyelim. Karşı bölü komşu yazdık. Komşunun bir olduğunu görüyoruz. O halde AB uzunluğunun tan alfa olduğunu gördük. Yani ordinat değeri tan alfa. Zaten A noktasının apsisi direkt bir. Ordinatı da tan alfa. Ben şimdi bu açıyı değiştirsem de başka bir nokta alsam da apsisi yine bir olacak, ordinatı yeni bir tan olacak. Tan teta olacak. Dolayısıyla bu doğru üzerindeki her noktanın karşılık gelen bir açının ordinatı tanjant olduğuna göre bu doğruya tanjant ekseni diyebiliriz. Arkadaşlar. Şimdi 90 derecenin tanjantı neden tanımsız? Bu derslerde yeri geldiğinde söylenir. İşte neden? Tanıma bakacağız. O zaman 90 dereceyi orijinle birleştirip tanjant eksenini keseceğiz. Bakalım bu paralel olduğuna göre bunu hiçbir zaman kesmeyeceğini görüyorum. Dolayısıyla tanjant 90'ın hesabını yapamıyorum. Tanjant 89. Şurada bir nokta. Orijinle birleştirip gidip x eşittir 1 doğrusunu keseceğim. Nerede? Çok yukarıda bir yerde. Yani tanjant 89 ıraksayan bir sayı. Yani sonsuza giden bir sayı. Arkadaşlar. Mesela ikinci bölgede tanımı bildikten sonra her şey çok rahat olacak diyoruz. Neden? İkinci bölgede tanjant negatif. Neden? Görelim. Şurası ikinci bölgede bir nokta. Burayı orijinle birleştirelim. Pozitif yönlü açı şurası. X eşittir 1 doğrusunu gidip kesmek istiyorum. Tamam mı? Nerede keseceğim? Birleştirdiğimiz bu ışını, doğru parçasını devam ettirdiğimizde x eşittir 1 doğrusunu mutlaka bir yerde kesecek. Bunun ordinat değeri tanjant olacak. Yani ordinat değeri negatif bir değer. İkinci bölgede tanjant negatif. İşte bu yüzden. Üçüncü bölgede tanjant artı neden? Birleştirdik. Tanjant eksenini gidip kesti. Ordinat değerine bakalım bu noktanın. Pozitif. Dolayısıyla üçüncü bölgede tanjant pozitif. Şöyle bir genelleyelim. 1 ve 3'te pozitif. 2 ve 4'te de tanjant değeri negatif. Dördüncü bölgede neden negatif? Gördüğünüz gibi birleştiriyoruz orijinle. X eşittir 1 doğrusunu kestik. Yine x ekseninin altında. Yani y değeri, ordinat değeri negatif olacak. Evet. Şimdi kotanjant da benzer şekilde anlatabiliriz arkadaşlar. Yine birim çemberde x eşittir 1 eğer tanjant ekseni ise benzer şekilde y eşittir 1'e de kotanjant ekseni diyebiliriz. Şu eksen kotanjant ekseni. Peki kotanjant ekseninde hangi değerlerde tanımsızlık olur? Bunu düşünelim. Arkadaşlar herhangi bir açı aldık. Kotanjant eksenini kestik. Bu noktanın gördüğünüz gibi ordinat değeri 1. Ordinat değeri 1. Apsis değeri ise kot alfa. Dik üçgen oluşturulup kot alfa olduğunu yazabiliriz arkadaşlar. O halde şuraya kot alfa dedik. Kot alfaya 1. Peki o zaman kotanjant şu. Y eşittir 1 doğrusunu gidip kesmem lazım. Şimdi 0 dereceye bakalım. Orijinle birleştirelim. Gidip y eşittir 1 doğrusunu keselim. Kesmeye çalışalım. Paralel olduğu için kesmeyecektir. O halde 0 derece kotanjant tanımsız. 180 dereceye bakalım. 180 dereceyi orijinle birleştirelim ve kotanjant eksenini kesmeye çalışalım. Yine paralel, yine kesmeyecektir. O halde 0'ın her 180 fazlası olan açıda birim çember üzerindeki noktada kotanjant tanımlı olmayacak. Şimdi bunu tanım kümesi yazıp görmeye çalışalım. Tanjant için şunu söyledik. 90'da tanımsız. Şurada tanımsız. Şundan dolayı. Şu noktada da yine x eşittir 1 doğrusuna paralel olacağı için, tanjant eksenine paralel olacağı için 270'te de tanımsız. O halde bunu şöyle yazalım. 90'ın her 180 fazlasında tanjantı tanımlayamıyoruz. O halde 90'a 1 kere 180, 2 kere 180, k kere 180 ekleyip tanımsız olduğu tüm noktaları
bütün sayılardan çıkarttığımızda tanım kümesini bulmuş oluruz. Görüntü bütün sayılar olur. Çünkü tanjant 89'un sonsuza yaklaştığını arkadaşlar. Mesela şurada 271 derecelik bir açı alsak, tanjant 271'in eksi taraftan sonsuza yaklaştığını söyleyebiliriz. O halde görüntüler bütün değerleri alabilir diyebiliriz. Evet, 90 ve 270'te tanımsız olduğu için 90 ve 270 daha sonra asimtot kavramı öğreneceksiniz. Duvar diyelim biz buna. Grafiğin hiçbir zaman değmeyip uzayacağı duvarlar olur. Ve grafiği bu şekilde yaylar çizer sevgili arkadaşlar. Kotanjantı tahmin edelim. Sıfırda ve 180'de tanımsız. Bakın sıfır duvarı ve 180 x eşittir 180 duvarı, pi duvarı. Ve yine yaylar çizerek bir grafik oluşturur arkadaşlar. Ve bu grafiğin 0 pi, pi 2 pi yani pi derece kadar da bir tekrar ettiğini de periyot kavramında konuşacağız sevgili gençler. Evet, bu kısım biraz konu anlatımı yoğun gibi oldu ama inanın bu tanımı ve neyin ne demek olduğunu düşünürseniz kesinlikle ve kesinlikle sorularda çok rahat edeceğiz. Şimdiden başarılar diliyorum hepinize.